Evet, Çetin Bey merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Bugün sizlere tiroid bezi ve tiroid nodülleri ve tiroid kanserleriyle ilgili birkaç tane soru soracağım. Bugün bunlar üzerine konuşacağız. Tiroid bezi nedir, ne işe yarar? Kısaca anlatır mısınız? Tabii. Tiroid bezi endokrin yani hormon salgılayan bir bezdir. Boynumuzda hemen cildin ve boyun kaslarının altında gırtlağın soluk borusunun önünde bulunan bir bezdir. Bunun salgıladığı hormonlar vücudun metabolizmasını düzenleyen, metabolizmanın orkestra şefliğini yapan hormonlardır. Bu bezin temel görevi metabolizmayı düzenleyen hormonları salgılamaktır. Peki bu bezde zaman zaman nodül adını verdiğimiz bazı yapılar gözüküyor. Tiroid üzerindeki nodüller nedir ve ne sıklıkla görülür? Sebebini çok bilmiyoruz. Diğer endokrin bezlerden, örneğin pankreas da bir endokrin bezdir ama diğer endokrin bezlerden farklı olarak nodül adı verilen yumrular oluşturma eğiliminde. Yaygın bir durum. Hele ki günümüzde ultrason adı verilen radyolojik incelemenin şeyi arttıkça, hassasiyeti, teknolojisi geliştikçe tiroid nodüllerinin çok yaygın olduğu anlaşıldı. Çoğumuzun tiroid bezinde ufak da olsa nodüller mevcut. Fakat kimi zaman bu nodüller, örneğin iyot eksikliği söz konusuysa, alınan gıdalarla birey yeteri kadar iyot almıyorsa veya nodülle yol açtığını bildiğimiz bazı gıdalara diyetinde fazlaca yer veriyorsa, örneğin kara lahana bunlardan bir tanesidir, nodül oluşumunun daha sık olduğu ve bu nodüllerin boyut olarak kimi zaman hastanın karşısındaki insanın çok rahatlıkla fark edebileceği büyüklüğe geldiğini bilmekteyiz. Yani tiroid nodülü aslında oldukça yaygın bir durum. Ama çoğu insanda zor fark edilecek boyutlarda. Ancak kapasitesi yüksek ultrason cihazlarının ortaya koyabileceği boyutta. Peki bu nodüller fark edildiği zaman ki çoğu insanda fark ediliyor, bir tiroid ultrasonu çektiren bir kişi de hani sizde nodül var şeklinde bir tanı da konabiliyor. Bu zaman bunlar fark edildiği zaman ne yapılıyor? Nasıl bir işlem yapılıyor bunlar acaba? Ya da yapılıyor mu? Evet. Tiroid nodülü bu kadar yaygınsa o zaman paniğe kapılmamıza gerek var mı sorusu akla geliyor en başta. İki kişiden birinde, belki daha fazlasında, üç kişiden belki ikisinde tiroid nodülü varsa paniğe kapılmak gerekiyor mu? Çoğu kez hayır. Özellikle ufak tiroid nodülleri genellikle hiçbir soruna yol açmayan, hastanın hayatını tehdit etmeyen, tiroid bezinin çalışmasını, fonksiyonunu etkilemeyen yapılar. Bunların tiroidde bulunmasının herhangi bir önemi çoğu kez yok. Ama velakin bazı nodüller var ki bunların sıklığı da genellikle %5 civarında, %5 ila 10 civarında olduğu düşünülür. %5 civarında nodüller kanser barındırabiliyor. İşte tiroid nodülünün önemi buradan geliyor. Peki kanser barındırıp barındırmadığını nasıl anlayabiliyoruz tiroid nodüllerinin? Tiroid nodüllerinin kanser barındırıp barındırmadığı konusundaki ilk ipuçlarını iyi ellerde, deneyimli ellerde yapılmış ultrason incelemesi veriyor. Deneyimli bir radyolog ultrasonla tiroid bezini incelerken bütün nodüllere bakacaktır. Nodüllerin yapısını değerlendirecektir. Aynı zamanda tiroid bezinin komşuluğunda ve boyunun diğer bölgelerindeki lenf bezelerini de inceleyecektir. Bütün bu bilgileri birleştirerek tiroid nodülünün tümör barındırma ihtimali hakkında kafasında bir fikir oluşacaktır. Eğer ki tiroid nodüllerini masum olarak değerlendiriyorsa, tiroid nodüllerinin masum olduğunu düşünüyorsa muhtemelen 6 ay veya senede bir ultrason incelemeleriyle hastanın takibi yeterli olacaktır. Hele ki tiroid nodülleri çok çok küçükse belki de bu süre daha da uzatılabilir. Ama tiroid nodüllerinin kanser içerebileceğine dair ipuçlarına rastladıysa ultrasonu yapan radyologumuz veya boyundaki lenf bezelerinde tiroid bezine komşu orta hat adını verdiğimiz bölgede veya boynun yan kısımlarındaki lenf bezelerinde tiroid kanserine ait bir sıçrama olabileceğine dair bir kanaat oluştuysa o zaman iğne biyopsisi adını verdiğimiz iğneyle
tiroid bezindeki nodülden ya da tiroid yanındaki veya boynun yan kısımlarındaki lenf bezelerinden hücre örneği alınan iğne biyopsisi işlemini uygulamak isteyebilecektir. Peki, tiroid nodüllerine uygulanan bu iğne biyopsisi nasıl yapılıyor? Bunları kim yapıyor? Hangi şartlar altında yapılıyor? Acılı bir işlem mi? Bunlar hakkında birazcık bilgi verir misiniz? Tiroid bezi nodüllerinden iğne ile örnek alma işlemini çoğu kez radyologlar ultrason eşliğinde yapmaktalar. Eğer nodül çok büyükse bunu hastayı değerlendiren başboyun cerrahı veya endokrin cerrahı veya endokrinoloji uzmanı da iğne ile örnek alma işlemini yapabilir. Ama günümüzde çoğu kez bu işlem radyoloji uzmanlarına bırakılmış durumda ve onlar da ultrasonla doğrudan şüpheli olan nodülden örnek alma işlemini yapmaktalar. Çok acılı bir işlem değil. Genellikle ince iğne kullanılır. Çok keskin ve ince iğne girerken çok fazla acıya yol açmaz. Lokal anestezi altında veya kimi zaman lokal anestezi bile verilmeksizin yapılabilen bir işlemdir bu. Radyoloji merkezleri tarafından uygulanır. Ameliyathanede uygulanan bir işlem değildir. Ve arkasından alınan bu örnekleri patologlar veya sitopatologlar, yani hücre düzeyinde incelemede bulunarak tanı koyan uzman hekimler yapmaktalar ve sonucu kanaatlerini rapor şeklinde radyologa veya klinisyene vermekteler. Bu ince iğne aspirasyon biyopsisi yapıldı diyelim ve hastada bir kanser hücresine saptandı. O zaman neler yapıyoruz? Kaç tür tiroid kanseri türü var ve kanser hücresi saptandıktan sonra genelde ne tür bir işlem yol izliyorsunuz acaba? Son yıllarda iğne biyopsisi sonuçlarını değerlendirmek için ağırlıklı olarak patologların ya da sitopatologların fikirlerini bir araya getirerek oluşturdukları bir platformda Bethesda sistemi diye bir sistem gelişti. Bu sistem bir takım somut verilerle bir kanaat raporu oluşturmakta ve alınan örnekteki kanser olma ihtimaline göre bir sıralama yapmakta. Genellikle patologlar artık bu Bethesda sınıflamasına göre sonuçları rapor ediyorlar. Ki bu da çoğu kez kanser içermeyen, benign, iyi huylu ya da kanser içerme şüphesi olan çeşitli oranlarda veya kanser içerdiği kesin olan örnek, sitopatolojik örnek şeklinde bir rapor bize vermekteler. Eğer ki kanser içermiyor, benign veya kanser içerme ihtimali çok düşük bu nodülün, alınan hücre örneklerinde kansere ilişkin ipucu pek rastlanmadı şeklinde bir rapor gelirse hem hasta hem klinisyen rahatlayacaktır. Ve bu durumda hastayı demin dediğim gibi 6 ay, 1 sene ve kimi zaman biraz daha uzun bir aralıkla takibe alacaktır. Ve herhangi bir cerrahi işlem önermeyecektir. Fakat kanser içerme ihtimali yüksek ya da kesin kanser içeriyor alınan örnekler, kanser hücresi gördük şeklinde bir rapor eğer ki oluşturulmuşsa, o zaman genellikle hastaya bir ameliyat, tiroid bezinin o nodül içeren, kanser barındıran nodülü içeren yarısı veya kimi zaman tamamının çıkartılması, ki biz buna tıpta tiroidektomi ameliyatı diyoruz, ameliyatı önerilmekte. Peki, kanser şüphesi var, riski de bir kanser diyelim. Tiroid bezine ameliyatını nasıl yapıyorsunuz? Yani bu kanserin temel tedavisi nedir acaba? Tiroid bezi kanserlerinin temel tedavisi ameliyat. Ancak ve ancak kanser odağı çok çok küçük ve boyunda veya uzak organlarda hiçbir yayılma belirtisi yoksa, son yıllarda çok yeni, son birkaç yıldır takibe alınması da söz konusu olabilmekte. Dünyanın çeşitli yörelerinden, Japonya'dan, Amerika'dan bu türden
görüşler tıp dünyasında paylaşılmakta. Ama çoğu kez hele ki boyundaki lenf bezelerine veya daha uzak organlara yayıldığına dair bir kanıt varsa çoğu kez önerilen, hasta önerilen ameliyat. Tiroid bezi kanserinin lafın özü, temel tedavisi ameliyat. Tiroid bezinin nodül içeren yarısını veya çoğu kez de tiroid bezinin tamamının çıkartılması ameliyatı. Yani tiroid lobektomi ameliyatı veya tiroid bezinin tamamının çıkartıldığı total tiroidektomi ameliyatı. Bu ameliyat genelde ne kadar sürüyor ve hangi şartlar altında yapılıyor? Bu tür ameliyatlar genel anestezi altında uygulanan ameliyatlardır. Bir takım inceliği vardır bu tür ameliyatların. Tiroid bezi birkaç önemli yapıya komşuluk yapan bir bez. İnsanların çoğu da, hastalarımızın pek çoğu da bunu biliyor. Tiroid bezi ameliyatının risklerini, tiroid bezinin komşu olduğu hayati yapıları çoğu biliyor. Nedir bunlar? Ses telini hareket ettiren sinirler. Buna rekürren laringeal sinir deriz. Gırtlağın rekürren, dönen siniri. Bir de süperiör laringeal sinir, gırtlağın üst siniri. Bu iki sinir sağda ve solda birer tane bulunuyor bu her iki sinirden. Ve bunlar çok önemli yapılar. Çünkü sesimizi oluşturan gırtlağa şey yapan sinirler bunlar. Gırtlağı kontrol eden sinirler, ses tellerini kontrol eden sinirler. Ve bir de tiroid bezine komşu dört tane çok minik bir mercimek kadar veya pişmemiş bir fasulyenin yarısı kadar bezler bunlar. Bu bezlerden de dört tane, iki bir tarafta, iki bir tarafta dört tane bulunmakta. Bu bezlerde kandaki kalsiyum miktarını ayarlarlar. Keza onlar da çok son derece hayati yapılar. Bu yapıların korunduğu bir ameliyat. Ameliyattan söz ederken bu yapıların korunmaya çalışıldığı bir ameliyat söz konusu. Bu işi nasıl yapıyoruz? Bir, deneyim anatomi bilgisi. Bu işle uğraşan insanlar öncelikle bu yapıları koruyarak bu ameliyatı yapmayı öğreniyorlar. Zaman içerisinde deneyim birikiyor. İkincisi, özel bir takım yüksek teknoloji cihazlar bize yardımcı oluyor. Günümüzde pek çok merkezde bu kullanılıyor. Sinir monitörü adı verilen bir cihaz var. Bu sinir monitörü bize bu sinirleri tanımamızı, sinirleri takip etmemizi ve sonuçta bu sinirleri korumamızı kolaylaştıran bir cihaz. Genellikle bu cihazın yardımıyla bu tür ameliyatlar yapılır. Ne kadar sürer? Tiroid bezinin büyüklüğüne, boyunda yapılan diğer işlemlerin varlığına, yokluğuna, tiroid bezinin yarısının veya tamamının alınmasına bağlı olarak böyle bir ameliyat bir saatle birkaç saat arasında sürecektir. Genel anestezi altında tabii ki yapılan bir ameliyattır bu. Peki bu sinir monitorizasyonu cihazını birazcık daha anlatır mısınız? Nasıl bir sistem bu? Ne işe yarıyor? Sinirleri nasıl koruyor? Birazcık bahseder misiniz? Tabii. Sinir monitörü dediğim gibi son belki 15-20 yıldır cerrahlara çok yardımcı olan bir cihaz. Ses teliyle temas eden birkaç parçası var. Öncelikle bütün elektronik aksamı taşıyan, üzerinde ekran bulunan, kontrol düğmeleri olan cihazın temel parçası var. İkincisi, tiroid bezi. Bu cihaz sadece tiroid ameliyatlarında değil, yüz sinirinin korunmasının söz konusu olduğu tüp bezi ameliyatlarında da kullanılan bir cihaz. Vücudun başka bölgelerinde de kullanabilen bir cihaz. Ama tiroid bezi ameliyatı söz konusuysa gırtlağa, ses telleriyle temas eden noktalara elektrotların yerleştirildiği bir tüp bu cihazın önemli bir parçası oluyor. Anestezi sırasında, narkoz sırasında gırtlağa hastayı solutmaya yarayan bir tüp yerleştirilir. Bu tüp tiroid bezi ameliyatlarında farklı bir tüptür. Üzerinde elektrotlar taşır. Bu elektrotlar ses tellerine temas eder ve sinire bir uyarı verildiği zaman, bu cerrahi aletlerle olabilir veya sinir monitörü aletinin stimülatör adı verilen parçasıyla olabilir. Sinir tarafından elektrik akımı gırtlağa kadar ulaştırılır. Ses telleri kasılır. Bu arada bir çok minik bir elektromanyetik akım oluşur. Bu cihazın elektrotları bu akımı saptar ve cerraha bildirir.
Böylece biz ses telini hareket ettiren sinire yaklaştığımızı veya stimülatörle dokunduğumuz yapının ses telini hareket ettiren sinir mi olup olmadığını anlama şansına sahip oluruz. Yani aslında bir nevi sigorta gibi bir şey aslında bu, değil mi? Evet, riski, sinirlerin zarar görmesi riskini doğrusu çok çok azaltıyor. Sadece reküren sinirin değil, aynı zamanda harap olması, zarar görmesi halinde ses kısıklığına değil ama sesin erken yorulmasına veya yüksek perdelere çıkmasına engel teşkil eden süperiör laringeal sinirin korunmasında da bize yardımcı bu sinir monitörü adı verilen cihaz. Peki şimdi hastayı ne bekleyecek? Yani tiroid ameliyatı olmuş bir hastayı, total tiroidektomi ya da tiroid bezinin bir bölümünün alındığı bir ameliyat olmuş hastayı neler bekler? Hayatı nasıl geçecektir bu hastanın? Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Tiroid bezinin birkaç tür kanseri var. En sık görülen kanseri papiller kanser. Bu özellikle de 40'lı yaşların 40-45 yaşın altındaki bireylerde çok çok iyi seyreden bir kanser türü. Bu kanseri tanısı konmuş insanların, hele ki yaşları gençse, kesinlikle korkmalarına gerek yok. Hatta boyun lenf bezelerine sıçramış olduğu saptansa bile bu hastaların bu hastalığı geride bırakma ve normal hayatlarını yaşama ihtimalleri çok çok yüksek. Medüller kanser biraz daha tiroid bezinin saldırgan, biraz daha kötü seyredebilen bir türü ama onun da iyi bir cerrahi tedaviyle tiroid bezinin çıkartılması, tiroid bezine komşu lenf bezelerinin temizlenmesi, eğer boyundaki lenf bezelerine sıçramışsa ki medüller kanserde de yaygındır bu, boynun yan kısmındaki lenf bezelerinin de titiz bir şekilde etraf dokulara zarar verilmeden temizlenmesiyle medüller kansere sahip hastaların da bu hastalıktan kurtulma ihtimali oldukça yüksek. Ne bekliyor? Eğer ki hastamıza papiller kanser tanısı konduysa, tiroid bezi papiller kanseri tanısı konduysa ve tiroid bezinin tamamı çıkartıldıysa ve papiller kanser ya boyun lenf bezelerine veya diğer uzak bölgelere sıçradığına dair kanıtlar varsa veya tiroiddeki papiller kanserin boyutu belli bir boyutun üzerindeyse, bu eskiden 1 santim kadar sayılırdı, 1 santim çap kabul edilirdi ama günümüzde bunu biraz daha büyüten yeni bir takım görüşler var. Veya kanser tiroid bezinin dışına doğru taşma eğilimindeyse, tüm bu saydığım şartlardan biri söz konusuysa, hastaya genellikle ameliyattan belli bir süre sonra halk arasında atom tedavisi diye bilinen radyoaktif iyot tedavisi uygulamak gerekebilecektir. Radyoaktif iyot tedavisi, dediğim gibi, ameliyattan belli bir süre geçtikten sonra genellikle nükleer tıp uzmanları tarafından uygulanan bir tedavidir. Bunun belki bir sefer, belki birden fazla sefer uygulanması gerekebilecektir. Sonrasında da bu hastalar, hele ki tiroid bezinin tamamı alınmışsa, hayat boyu genellikle tiroid hormonunu günde bir sefer, sabah aç karnına alınan bir hap şeklindeki tiroid hormonunu alarak normal hayatlarını çoğu kez geçirebilmekteler, normal hayatlarını yaşayabilmekteler. Günlük aktivitelerini tiroid bezi alınmamış insanlardan farklı olmaksızın sürdürebilmekteler. Peki tiroid bezine bağlı olan paratiroid bezleri de alındığı zaman bu kalsiyum dengesini sağlamak için ekstra bir şey yapılıyor mu? Hemen her zaman tiroid bezinin arka tarafında yer almış olan paratiroid bezleri korunmaya çalışılır. Fakat ne yazık ki özellikle de boyun lenf bezelerine sıçramışsa ya da öyle bir ihtimal varsa, boyun lenf bezelerinin temizlenmesi, özellikle de boynun ön kısmında bu iman tahtası diye bilinen kemiğin arkasındaki bölgelerdeki lenf bezelerinin temizlenmesi söz konusuysa, bu paratiroid bezlerin zarar görme riski ne yazık ki var. Sinir monitörü bu konuda bize çok yardımcı olmuyor. Sadece gözlerimiz, anatomi bilgimiz bize yol gösteriyor o yapıları korumak konusunda. Çoğu kez onları korumayı başarıyoruz.
Onların en azından iki tanesinin korunmuş olması hastaya çoğu kez yetiyor. Fakat olur ha başına bir kaza geldi, hasta ömür boyu kalsiyum haplarını veyahut da kalsiyum, kandaki kalsiyum miktarını sabit tutmaya yarayan aktif D vitamini içeren bir takım hapları ne yazık ki kullanmak durumunda kalabiliyor. Nadiren de olsa bunun başa geldiğini biliyoruz, görüyoruz. Peki ilerlemiş evrelerdeki tiroid kanserlerinde bu boyun diseksiyonu gerekiyor mu ve ameliyat sonrası ek tedaviler gerekiyor mu? Boyun lenf bezelerine sıçraması durumunda veya öyle bir ihtimal varsa genellikle boyun diseksiyonunu bu tiroidektomi ameliyatına ekliyoruz. Geride tümör kalması şüphesi varsa, kimi zaman özellikle ileri yaş hastalarında tiroid bezi kanserleri, papiller kanser bize çevre dokuları yapışmış, çevre dokuları işgal etmiş bir tabloda gelebilmekte. Eğer öyle bir durum söz konusuysa çıkartılabildiği kadar tümör çıkartılır. Atom tedavisine çoğu kez hasta gidecektir. Ama kimi zaman da atom tedavisinin yani radyoaktif iyot tedavisinin üzerine belki bir 30-35 gün kadar sürecek radyoterapi, dışarıdan ışın verilmesi şeklindeki bir tedavi, radyoterapi, radyasyon tedavisi de nadir durumlarda eklenebilmekte. Yani tiroid kanserleri aslında diğer kanserlere göre daha yüz güldürücü kanserler herhalde. Sağ kalım olan oranları ya da hastanın hayat kalitesi hakkında biraz daha bilgi verir misiniz? Özellikle genç yaşlardaki hastalarda gerçekten öyle. Çok yüz güldürücü ve hastaların çok büyük bir kısmı normal ömürlerini yaşıyorlar. Ama ileri yaşlardaki hastalarda hele ki bir de kötü seyreden saldırgan türleri ise bu papiller kanserin etraf dokulara yayıldıysa, etraf dokuları işgal etmeye, kemirmeye başladıysa ne yazık ki tedavinin başarılı olma şansı biraz daha düşebiliyor. Gene de ama burada yapılabildiği kadar tümörün çıkartılması, sonrasındaki atom tedavisi, gerekirse radyoterapi yani radyasyon ışın tedavisi, bütün bunlar hastanın bu hastalığı geride bırakma, bu hastalıktan kurtulma şansını arttırmakta. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.